Merhabalar. İsmim Sevgül Batur. Manisa Akhisar'da doğdum. 2 yaşında Nazilli'ye geldim. Babam vefat ettiği için 2 yaşında Nazilli'ye geldim. Anneannem ve dedemle büyüdüm. Anneannem ve dedem kız kardeşim ve bana baktılar, büyüttüler, evlendirdiler. 1997 yılında evlendim. Ve 97'den bu zamana kadar 4 çocuğum oldu. 2 kızım, 2 oğlum var. Çocuklarımı okutabilmek için, eşime katkı sağlayabilmek için böyle evimde küçük küçük reçellerle başladım. Önce çarşıdan 2 kilogram meyve, 2 kilogram şeker böyle poşetlerle kavanozlar alıp geliyordum. Çarşı esnafı da beni çok iyi bilirler, tanırlar. Bu şekilde getirip evimde küçük küçük reçellerimizi 210 gramlık kavanozlarda reçellerimizi yapıp sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyordum. Önceleri amatörce çekiyorduk biz bunları. Tabii ben sosyal medyanın bu kadar kuvvetli olabileceğini bilmiyordum. Ev hanımısınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yani dışarıdaki hayattan bir habersiniz yani. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz, çocuklarınızla ilgileniyorsunuz, eşinizle ilgileniyorsunuz, yemek yapıyorsunuz. Ama dışarıdaki hayat farklı bir hayat olduğu için bunlardan bir habersiniz, yani haberiniz yok. Ben bu işe girdiğim zaman ilk vergi dairesiyle tanıştım. Sonra ilk tarım, ilçe tarımla tanıştım. Sağ olsun onlar bizlerle çok ilgilendiler. Daha doğrusu benimle çok ilgilendiler. Çünkü herhangi bir etiket konusunda hemen koşup gidip ben bunu nasıl yapabilirim, yanlış mı yapıyorum, bana yardımcı olabilir misiniz bu konularda? Bu şekilde onlardan hep destek aldım. Küçük küçük adımlarla bir tencerem, bir küçük kazan oldu. Küçük kazanım kocaman bir kazan oldu. Ama bunlar kazan oluncaya kadar neler oldu? Hiçbir şekilde bir tane kazanım yoktu. Kaşığım yoktu, sacayağım yoktu. Bu gördüğünüz ocaklar yoktu. Bu gördüğünüz çelik tencerelerim yoktu arkadaşlar. Bunları hep emek emek, yani yaptığımız reçellerle, yani devletimizin de bizlere sunduğu desteklerle bu şekilde bir yerlere getirdik işimizi. Ama şöyle bir şey var, her zorlukta bir başarı vardır. O zorluklara katlanmamız gerekiyor, o zorluklarla mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer biz o zorluklarla mücadele etmezsek, katlanmazsak bir başarı elde edemeyiz. Her önümüze gelen zorlukta pes edip arkamızı dönüp gideriz. Bu olmaması için gayretli bir şekilde, sabırlı bir şekilde, iktidarlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. O yüzden ben kendim başardım ve başaracağım da inşallah. Daha da iyisini yapmak için mücadele edeceğim. Çünkü daha ben yolun başındayım. Şu anda Avrupa'da kurduğumuz Nazlı Köyü tanıtmaya başladık. Avrupa'ya ihracatımıza başladık. Avrupa'da da yeni bir Nazlı Köy doğuyor. İnşallah Avrupa'nın her yerine, Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'ya da yayılacağız inşallah. Evet arkadaşlar, hem bu işleri yaptınız, hem bir iş kadını oldunuz, hem birçok çalışanla ilgilendiniz. Peki anne olmak nasıldır dediniz bana herhalde. Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. İnşallah Rabbim isteyen dileyen herkese nasip etsin. Ama ben bu işe başladığım zaman çocuklarım için başladım. Kızlarım okusun diye başladım. Onların
böyle daha başarılı, daha iyi yerlerde olmasını istediğim için başladım. Ben Nurgül Batur, Sevgül Batur'un kızıyım. Anne bu ilk işe başladığımda sıfırdan başladım. Sıfır demek ne demek? Hiçbir şeyin olmaması demek. Annemin de gerçekten ne bir kazanı, ne bir kaşığı, ne bir saç ayağı vardı. Hiçbir şey yoktu, sıfırdı. Komşular çok yardımcı olmuşlardı. Birisi kazan getirirdi, birisi saç ayağı getirirdi. Birisi odununu getirirdi, yardımcı olurlardı anneme. Annem ilk işe başladığında 2 kilo kiviyle başlamıştı. Kivi videosu Instagram'da çok büyük kitlelere ulaştı ve annemi çok büyük destekleyen kitleler oluştu. Annem videoları yayınladıkça destekleyen kitleler arttı. Tabii annem bunu yaparken o zamanlar sosyal medya çok böyle meşhur bir şey değil. Sosyal medya yaygın kullanılan bir alan da değil işletmelerde. Annemle video çekerken dışarıdan bakan gözler annemi biraz utandırırdı. Yine mi video çekiyorsunuz, yine mi şunu yapıyorsunuz? Sonuçta belli bir yaşa ulaşmış bir bayan. Dışarıdan toplumsal normal etkisiyle utanabilir, çekinebilir. Bunlara da maruz kaldı dışarıda. Dışarıdaki baskılara maruz kaldı. Hani siz video mu çekiyorsunuz, sosyal medyaya mı aktarıyorsunuz? İşletmeye çünkü sosyal medyaya taşımış, sanal aleme taşımış bir bayan var sonuçta. Bu bayana karşı toplumsal bir baskı oluşmuştu. Anneme bunlara çok büyük göğüs gerdi. Ne yaptı? Videolarımızı çekelim Nurgül, şunu yayınlayalım Nurgül, ben kamera arkasıydım. Annemin başarılarının adım adım ilerleyişine şahit oldum. Annem nasıl beni büyüttü, belli bir yaşa getirdi, başarılarıma şahit oldu, gururlandı. Ben de annemin işletmedeki başarılarını kamera arkasında fotoğraflayıp çekip Instagram'a koyan bir gözdüm yani. Annemin başarılarını her bir karesini çekerdim, ondan sonra Instagram'a beraber koyardım. Ve annemin başarılarına her adımına şahit olurdum o anlarda, ilk başladığı zamanlarda işe. Ve annem büyüdükçe ben annemin ne zaman çok başarılı olduğunu anladım. Bir gün bir girişimcilik yarışmasında annem ödül törenine katılmıştı. Annemin adı okunduğu zaman ben dedim ki annem başardı. Gerçekten başardı. Çünkü annemin bir işletmesi yoktu. Hiçbir şey yoktu. Kazanı dahi yoktu. Ama o takım elbisesini giymişti. Business kadının moduna geçmişti ve ödülünü almaya çıkıyordu. Gerçekten annem bir şey başarmıştı. Annem kazanı kaşığı dahi yokken bizi okutmak için gerçekten o kadar çok emek harcadı ki. Ben okuluma gittim. Başardım ve annem benimle gurur duydu. Dedi ki kızım bir şey başarıyor. Ama bir çocuğun annesinin başarısına şahit olması çok farklı bir durumdu. Çocuk annesinin başarısına şahit olunca daha çok gururlanıyor. Diyor ki benim annem bir şeyler başarıyor ve sen de başarabilirsin. İdol olarak gerçekten bir annenin alınması daha farklı bir durumdu. Neden? Bir anne yöneticidir. Bir anne politikacıdır. Bir anne öğretmendir. Bir anne aynı zamanda doktordur. Bir anne bir iş modelidir, bir iş kadındır, bir idealdir bir insan için. Anneden gördüğümüz şeyler ileride çocuğa yansıyacak olan şeylerdir. Kadınlarımız çok şeyler başarabilir ama kadınlarımızın en büyük başardığı şey de evlat yetiştirmektir. Annelik duygusu gerçekten çok farklıdır. Belli bir yaşa geldikten sonra diyorsunuz ki eğer ben bu hayatta bir şey başardıysam arkamda büyük bir destek vardı. Ama bunu belli bir olgunluğa geldikten sonra anlıyorsunuz. Ben bunu ne zaman anladım? Ben evlendim, ailemden çok uzak bir yere gittim. Yabancı değilsiniz, samimi olduğum için söylüyorum bunu. Uzak bir yere gittim ve hiçbir şey yetişemiyordum. Hani yemeğime yetişemiyorum, evime yetişemiyorum, işime yetişemiyorum. Hani bir işim var, belki de anne olacağım. Hani anneliğe de belki yetişemeyeceğim. Ama diyorsunuz ki arkamda güçlü bir annem vardı. Her şey yetişiyordu, kocaman bir direğim vardı. O yüzden ben zaten güçlüyüm diyorsunuz. Ve annenize bakıyorsunuz, örnek alıyorsunuz ve anneniz gibi olmaya çalışıyorsunuz. Belli bir süre sonra zaten o kalıba bürüneceksiniz. Gerçekten bir iş modeli olmak, bir iş kadını olmak büyük bir başarı ama harika bir anne olmak daha büyük bir başarı. İkisini beraber yürütebilmek daha büyük bir başarı. Biz dört kardeştik, dördümüzün de ayrı ayrı yetenekleri vardı. Hepimiz birbirimizden çok çok farklıydık. Birimiz üniversitedeydi, birimiz annemizin yanındaydı, birimiz başka bir yerdeydi. Ve annem hepimiz için ayrı ayrı zamanlar oluşturuldu. Oluyor tabii ki, gece mesaiye kalırdı. Ona kadar kazanın başında reçel pişirirdi. Evimize belki bazen yemek yapılamazdı. Bazen bulaşıklar yığın yığın mutfağın önünde toplanırdı. Ama annem bizi o kadar farklı yetiştirmişti ki erkek kardeşim gelirdi mutfağın üstünü toplardı. Kız kardeşim gelirdi evi toparlardı. Annemize destek olalım diye. Ama biz destek olalım diye bunu yaparken aslında bu duyguyu ileten yine annemdi. Gerçekten bazen çatışmalar olur. Hani bazen anneliğe yetişemeyebilirsiniz. Eşliğe yetişemeyebilirsiniz. İşletmenizdeki işçilerinize yetişemeyebilirsiniz. Ama bu da belli bir süre sonra sizde bir olgunluk oluşturuyor. Belli bir süre sonra oradaki açığı
aslında yanınızdaki insanları kapatmasına sebep oluyor. O iyi niyet, ondan sonra oradaki başarı hikayesi, oradaki emektarlık yanınızdaki insanları ışık tutuyor. Gerçekten bir iş kadını olmak harika bir şey ama harika bir anne olmak bambaşka bir dünya. Annem ikisini de aynı şekilde yürütebilen bir kadın. Gerçekten anneme çok teşekkür ediyorum. Anne şimdi ben gideceğim ya. Yok. Benim ürünlerimi ben listesini versem Songül ablalara. Songül ablalar onları hazırlasalar olur mu? Olur. Ama kilo sınırım zaten 20-20 kadar çıkmaz herhalde. Kaç kilo? Tamam, 10 kilo falan daha alsam olur mu? Olur. 10 kilo. Olur. Yetmezse 10 kilo. Tamam, olur. 20 kilo alacağım. Anne bana gelse ben var ya alacağım bütün salçaları, ürünleri götüreceğim. Çünkü hiçbirisi tadı orada ne yapalım? Ürün de paket diyelim. Ben kişileri versen onu bile götüreceğim gerçekten ya. Tamam, ben şey yapalım, listeyi vereyim. Tamam, ondan sonra neler ihtiyacım varsa hepsini ben koy, paket götüreceğim. Tamam, bir de doktoruma hediye götüreceğim. İki tane ürün ondan götürsem olur mu? Evet, şimdi Avrupa'ya da ihracatımız başladı. Tabii Avrupa'nın neresi? Avrupa'da Hollanda, Amsterdam'a ihracat yapıyoruz. Orada Nazlıköy şu anda hali hazırda olan şirketimizin aynısını oraya da açtık. Orada da Avrupa'nın her yerine online satışımız başladı. Peki Sevgili Hanım, bu ürünler nasıl çıktı? Siz bunları nasıl başardınız diyeceksiniz. Bu ürünlerimizi gerçekten yaparken o kadar büyük emeklerle yaptık ki benim hayalim Avrupa'daki gurbetçilerimize de ürün göndermekti. Avrupa'daki gurbetçilerimizden birkaç müşterimiz geldi. Benden birkaç reçel aldı. Ondan sonra eriştelerimizden, tarhanalarımızdan, salçalarımızdan deneme amaçlı aldılar. Deneme amaçlı aldıktan sonra bu ürünlerimizi deneyip bana geri dönüşümlerde bulundular. Sevgili Hanım, ben sizden şu kadar ürün istiyorum. 1000 tane ceviz reçeli, 1000 tane ham incir reçeli, 1 ton tarhana, 500 kilo sade erişte, 500 kilo sebzeli erişte gibi vesaire birçok ürün söylediler. Ve ben bunları nasıl çıkaracağım, nasıl yapacağım diye düşünürken üretimi hızlandırdım. Bu ocaklarımızın sayısını arttırdık ve oraya güvenerekten tam tamına 16-17 ton, bir tır neredeyse 23 tona yakın ürün alıyor. Ben 16-17 ton ürünü hazırladım. 45 gün içinde o ürünün hepsinin ihracatını yaptık. İlk ürünlerimiz gitti Avrupa'ya. Avrupa'da satışlarımız da başladı ve Nazlıköy'ü insanlar tanımaya başladı. Nazlıköy'ü tanıdıkça ablacığım lütfen siz gelin. Siz satışlarını yapın. Yani sizin şirket açmanızı istiyoruz biz diye. Biz çok zorlu bir yolculuktan geçtik. Tam tamına 1,5 yıl sürdü. Benim Avrupa'da bir şirket kurmam, o şirketi faaliyete geçirmem. Yani bildiğimiz emek, sabır hepsi birleşti. Yani emek, sabır, zaman hepsini, bir de ekonomi. Arkadaşlar bu dördünü bir araya getirdiğimizde zaten bir tanesi eksik kaldığı zaman insan bir yerde bekliyor. Yani zamanı birleştireceğiz, sabrı birleştireceğiz, ekonomiyi birleştireceğiz. Yani emeği birleştireceğiz. Bunlar birleştiğinde inanılmaz sizlere de verimli oluyor. Sakın pes etmeyin.